üstüne iyilik sağlık devam ediyor. Beyin ve omurilik tümörlerini konuşuyoruz bugün programımızda. Evet, araya gitmeden önce belirtiler dedik. Cihan Hocam, çünkü hep baş ağrısında da baş ağrısı, eyvah beynimde bir şey mi var deriz. Bu belirtilere yavaş yavaş girsek mi? Tabii. Ya da belirti var mı? Aslında doğru. Yani ben de öncelikle belirtilerin neler olduğunu sormak istiyorum, ama belirtilerin neler olduğunu sormadan önce bir şey söyleyeyim. Hocam, beyin ağrı duyar mı? Kendisi duymaz. Bir kere ver başım ağrıyor diyen benim beyin tümörüm var diye kalkmasın ayağı. O madde bir herhalde, değil mi? Onu söyleyeyim. Tabii, ama. Birçok ameliyatı hasta uyanıkken yapıyoruz. Yani hastanın beynindeki uru çıkartırken, örneğin uğur konuşma merkezinin çok yakınındaysa, konuşma merkezini monitörize etmenin, yani konuşma merkezine zarar vermeden komşuluğundaki uğuru çıkarmanın en güvenilir yolu hastayla konuşarak ameliyatı yapmaktır. Hocam, kuzuların sessizliğindeki gibi gidiyorsun yani. her hasta bunu söyler. Siz de aynı tepkiyi verdiniz. Ama neticede önemli olan şey, az önceki sorunuzun yanıtı olarak, beyin bütün vücudun duyusunu alan bu muhteşem doku kendi kendisi hakkında bir duyuya sahip değildir. O yüzden ameliyat esnasında cilt, cilt altı, kemik ve dura dediğimiz beyin zarı geçildikten sonra hastayı uyandırırız. Ve hastayla konuşarak ameliyata devam ederiz. Eğer tümör, dediğim gibi, konuşma merkezi örneğin yakınındaysa. Yani beyin kendisindeki ağrıyı algılayamaz. İlginç bir şey. Algılayamaz. Bunu biz bazı tür ameliyatlarda bir avantaj olarak kullanırız. Ama Ufuk Hocam, baş ağrısı beyin tümörü ilişkisine değinecektir. Baş ağrılarının çok 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 küçük bir kısmı beyin tümörüne ait. Hocam, buyurun. Evet, öyle der. Her baş ağrıya benim beynimde tümör var diye gelir. Panikler. Ve bu panikle gider. Korkarız. Değil mi? Yani bunu tabii en fazla yaşayan herhalde nörologlar, bu tür hastalarla karşılaşan. Ya. Şimdi yapılan araştırmalar var. Bu baş ağrısıyla başvuran hastaların çekilen MR'larında herhangi bir tedavi gerektirmeyen bir baş ağrısı, daha doğrusu karşılığında anatomik bir tümör bulgusu veya başka bir özellik bulunmayan hasta grubu binde 999 falan. Yani bunların binde birinden azında aslında bir sebep, organik bir sebep, bir bulgu, tedavi edilmesi gereken bir bulguyla karşılaşıyor. Dolayısıyla her başın ağrımasında biz bir defa paniklemek durumunda olmamalıyız. Ama bununla beraber beyin tümörleri, biraz evvel de bahsedildiği gibi, çok tip olarak, histolojik olarak çıktığı dokudan kaynaklanma oranı açısından enteresan bir bölge hakikaten. Örneğin bir rahim bölgesinde, bir rahim kanseri dediğimizde, toplasanız 3-5 değişik tip hücreden çıkan tümörden bahsedebilirsiniz. Akciğer dediğinizde 4-5 farklı gruba ayırabilirsiniz, ama beynin tümör çeşitliliği o kadar zengin ki 100'den fazla çeşit patolojik tanımı var bunların. Her biri de ayrı özellikler gösterebilir. Örneğin sadece baş ağrısı değil, ama başka şikayetlerde çıktığı doku nedeniyle farklılık arz edebiliyor. Örneğin bir selim bir tümör olmakla beraber, bir vestibüler şuvannom dediğimiz işitme sinirinden kaynaklanan bir tümörde hastada işitme azlığıyla karşımıza gelebilir. Genellikle daha hızlı büyüyen tümörlerde, sonuçta beyin kapalı bir kutu, karşımıza baş ağrısıyla hasta başvurabilir. Veya ani gelişen bir bulantı, kusmayla başvurabilir. Bunların sebebi, kapalı kutunun içerisinde basıncın artması, kitlenin etrafında ödem dediğimiz bir sıvı birikmesi olması ve beyin dokusunun bir yerde şişmesi. Dolayısıyla da o kapalı kutunun içerisinde oluşan basınç nedeniyle hastanın baş ağrısını hissetmesi ve arkasından da işte bir takım dokuların zedelenmeye doğru bir takım itişler olması nedeniyle de bulantı, kusmalar
ortaya çıkması. Evet. En dramatik hastayı korkutan tablolar bunlar. Tabii bu çekilmez baş ağrıları şeklinde olabilir. O baş ağrısı nasıl bir baş ağrısı? Ben de onu merak ettim. Yani çünkü ara ara böyle bir baş ağrısı gelir gider. Yani sağdan sağdan, soldan soldan. Hayır, tümer böyle ben bir böyle şişimle ondan sonra biraz dinleymiş. 5 gün, bir hafta, 10 gün biraz şunun başını ağrıtayım sonra ufalayayım, küçüğüm falan diyor mu hocam? Örneğin sabahleyin çok şiddetli bir baş ağrısıyla kalkabilir. Şiddetli bir kusmayla birlikte eşlik edebilir. Tümörüm, çok bulantısız kusmalardır değil mi? Yani şiddetli projektil denilen kusmalar görülebilir. Eşlik eden nörolojik bulgular da belirtiliyor. Örneğin bulunduğu yer hastanın hareketini sağlayan motor bölgede ise hastanın örneğin bacağında veya kolunda bir kuvvet kaybı şeklinde ortaya çıkabilir. His kaybı şeklinde ortaya çıkabilir. Bu bulgular özellikle bizi yönlendirir. Ama herhalde bunlar daha eskilerde biraz daha önemli algılanırken, biraz hekimlik şeyinden de farklılığından da bahsetmek lazım. Açıkçası en büyük gelişmeler herhalde bu görüntüleme teknolojisindeki gelişmelerle bunun tanı aşamasında işlerin biraz daha eskiye nazaran, bundan 20 yıl, 30 yıl öncesine göre çok daha kolaylaşmış olduğunu da söylemek gerekiyor. Çünkü dediğim gibi çok sayıda belki bu görüntüleme şeyinden faydalanıyoruz ve bunların az bir kısmında belki ilk tanı aşamasında bize yol çizdiriyor ama bir kere tanı konduktan sonra tedavi, takip her aşamada bize bu yeni görüntüleme yöntemleri özellikle çok faydalı oluyor. Teknolojinin ne kadar hızlı geliştiğine işaret etmek için belki söylenmesi gereken şeylerden birisi şu. Şimdi bilginin iki katına çıkma süresi aşağı yukarı günümüzde 18-20 ay. Yani bilgi 20 ayda iki katına çıkıyor bilgisayar bilimlerinde. Yani bu bilginin en hızlı geliştiği alan bilgisayar teknolojisi. Mesela internet. İnternetin byte cinsinden, bit cinsinden iki katına çıkması aşağı yukarı 18 ay. İkinci olarak en hızlı gelişen bilim alanı nörobilim, yani sinir bilimi. Şimdi 1990 ile 2000 yılı arası dünyada Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğünde beyin 10 yılı olarak isimlendirilmişti. Ve o dönemde hem bilgisayar teknolojisindeki gelişme hem de ikinci olarak sinir bilim alanındaki gelişme, ki sinir bilim alanındaki gelişme 22 aydır. Yani birinde 18 ay bilginin ilk katına çıkması, diğerinde 22 aydır bilginin ilk katına çıkması. Beyin cerrahisi bu iki alandan beslenir. Hem nörobilim doğası gereği hem de bilgisayar bilimleri. Neden bilgisayar bilimleri? Çünkü vücutta bir başka organ daha yoktur. Kafatasının sabit olması avantajından yararlanan. Yani örneğin biz kafatasına bir çerçeve, koordinat sistemi yerleştirdiğimiz zaman şu anki anatomi ile 2 saat sonraki anatomi aynı anatomidir. Oysa kalpte böyle bir şey yoktur. Çünkü her an hareket halinde. Bağırsak sisteminde böyle bir şey yoktur. Bir kemikle çevrilmiş olmasının avantajından, avantajı nedeniyle bilgisayar teknolojisinden beyin cerrahisi çok iyi yararlanır. Ben aslında zannederim bir şey var, telefon var. Evet. Ama ondan sonra bir değil aslında birçok telefon balansı var ama. Ben 1979-80'li benim beyin cerrahisiyle başladığım dönemlerdeki bir görüntüleme ve cerrahi tekniğini anlatayım. Ondan sonra siz de bugünkünü anlatın. Ama sorudan sonra. O zaman önce şöyle yapalım. Evet, Melekşah Hanım hattımızda. Öncelikle hoş geldiniz diyelim programımıza. Melekşah Hanım. Teşekkürler, hoş bulduk. Merhabalar. Bir anlatır mısınız lütfen? Yayından dinliyorum sizi. Ama telefonun sesi kısık. Tamam, biz sizin sorunuzu alalım. Benim sorum, ben servis kanseriyim, rahim ağzı. Ben bir yıldır tedavi görüyorum. Son kemoterapimde benim başımda şiddetli bir ağrı, sağ gözümde akıntı olmaya başladı. Gözüm kapandı, gözüm şu anda görmüyor. Kafamda T2... 2 milimlik çapında bir sağ sol tarafta kitle olduğunu söylüyorlar. Ama benim sağ tarafımda ağrı çok, bir de ağrının üstünde şişlik meydana geldi böyle gözümün üstlerinde. Kaslarım hiçbir şey hissetmiyor, ağrım hiçbir şey hissetmiyor. Şiddetli böyle bas
başımda bir basınç oluyor. Ağrılarım şiddetle artıyor. Gece gündüz hiç uyuyamıyorum ağrıdan. Evet, geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Çok paylaştığınız için sağ olun. Biz bu konuda her iki hocamıza da soralım. Muhtemelen bir metastaz dediler değil mi? Hayır, metastaz falan yazmıyor benim MR'ımda. Bir kitle diyor ama değil mi? Orada kitle mi var orada diyor. Orada ben size okuyayım. Şey diyor, sağda diyor, peritoneal blokta diyor, birkaç adet T2 ve farklı sekanslarda hiper, trans, milimetrik, ben okuyamıyorum, nöspostik sinyal değişimi dikkati çekmektedir diyor. Metastik servis yağı bildirilen olguda koronal kontroller kesimlerde sol patriol lob posterior diyor kesimde solda işte iki bölge sol parietoskoplerde bölge 2 milim çapında 2 adet şüpheli. 2 milim değil mi? 2 adet. 2 milimlik 2 tane. Dur başımda hocalarım, soralım bakalım ne olacak, nasıl olacak. Hocam burada gelmiş, Ufuk hocam bak diyecek, gerekeni söyleyecek bize. Sizi şimdi biz isterseniz şey yapalım, telefonda daha fazla tutmayalım. Evet. Bakın Ufuk hocadan bir dinleyelim, neler olabilir, nasıl neler yapılabilir. Sanıyorum burada öncelikle 2 milimetrelik iki tane şey olduğuna göre evet. Ufuk hocam siz devreye gireceksiniz. Sorunuz herhalde. Var mı? Biz teşekkür edelim. Teşekkür ederim. Çok geçmiş olsun Menekşe Hanım. Teşekkür ederiz aradığınız için. Çok ağrılarım var. Yani geçmiyor gece gündüz. Soracağız şimdi hepsini. Tamam. Teşekkür ederim. Oldu. İyi günler, iyi yayınlar. Öncelikle geçmiş olsun Menekşe Hanım'a. Rahim ağzı kanseri hikayesi var. Akabinde takım şikayetleri olmuş, baş ağrısı ve göz kapağında kapanma gibi. Tabii bunu biraz ayrıntılı değerlendirmek lazım. Çünkü aslında rahim ağzı kanseri çok fazla beyne metastaz yapan bir kanser değildir. Altta yatan başka şeyler olabilir. O görüntülerin ayrıntılı bir şekilde değerlendirilip bu şikayetlerle örtüşen bir bulgu mu değil mi, onu bir ayrıntılı değerlendirmek lazım. 2 milim hakikaten çok küçük şeylerdir. Bir kısmı yanıltıcı şeyler olabiliyor. Yani o iyi bir şekilde o MR'larının değerlendirilip bazen bu şikayetler, örneğin metastazı zaten sanırım var rapordan anladığım kadarıyla, örneğin kemik metastazı olabiliyor. Bazen kafa tabanındaki kemikler özellikle göz görme sinirlerini etkileyip bu gözle ilgili şikayetler yaratabiliyor. Bunu beyin dokusundan mı kaynaklandığını, kemikten mi kaynaklandığını görüp değerlendirip ona göre uygun tedaviler yapmak mümkün. Hele bu kadar küçük metastazlar çok rahat tedavi edilebilen şeyler. Metastazlar eğer metastaz falan gibiyse bu tedavi etmek. Radyo cerrahi yöntemleriyle bunları çok rahat tedavi etmek mümkün. Yani normal beyin dokusuna hasar vermeden, beyni açmadan, yani kafayı açmadan bu dokulara yüksek doz ışın vererek çok başarılı, %90-95 oranında bunların kontrolünü sağlamak mümkün. Tabii bunu uygun hastada, uygun tanıyla yapmak gerekiyor. Tahmin ediyorum hekimleri de doğru yönde yönlendirecektir hastamızı. Evet, sanırım Menekşe Hanım için de aydınlatıcı bir yanıt olmuştur. Tekrar geçmiş olsun dileyelim. Şimdi çok kısa bir araya gidelim, dönüşte konuşmaya devam edeceğiz.